Yine bir cumartesi sizlerle beraberiz. Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bu hafta sizler için yine biz buradayız, stüdyodayız. Muradiye Bal bizimle birlikte bugün. Harika bir yelek modeli. Hatta sizden gelen istek üzerine özellikle rica ettim kendisine. Onu gösterecek spor bir yelek. Ve Berna Hocam bizimle beraber. O da şahane bir, geçen hafta gösterdiğimiz hatta, yani bitmiş halini gösterdiğimiz hırkanın motifini yapacak bizimle beraber. Bugün örgü severler hepsi ekran başına diyelim. Aynı zamanda da geçen hafta yaptığımız Türkan Hoca ile beraber yapılan o altıgen motiften 40 yama dikiş kutusunu bitmiş olanlar, yapanlar mutlaka göndersin. Nasip olursa, vaktimiz yeterse tamamını toplayabilirsek bugün, yoksa haftaya onun da çekilişini yapacağız inşallah. Hoş geldin Muradiyeciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi sormalı. Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun ben de iyiyim. Epeyden beri görüşemedik seninle. Evet, bir türlü nasip olmadı. Bugüneymiş. Çocuk kısmet. Küçüktü. Diğer büyüğü ufak bir kaza geçirdi. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı Allah olsun. Allah'a şükürler olsun. Çok büyük bir şey yok. Yok, atlattık, şükürler olsun. Çok şükür. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah evlatlarımızın acılarını göstermesin. Amin, amin. Rabbim de olanlara da bol sabır versin, amin inşallah. Evet, yeleğimiz şahane. Hemen önce yeleğimizi bir görelim. Mankenimizin üzerinde nasıl bir ip kullandık Muradiye? Koton bir ip kullandık. Koton bir ipten yaptık. Evet, ay, çok şeker yaptım. Duruyor, bakar mısın? Evet, çok güzel. Ben onun arkasını da çevirip göstermek istiyorum izleyicilerimize. Hemen şöyle, şahane, evet, şöyle aşağıya doğru tamamen bitmiş halini görelim. Evet, çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Muradiye, bunlar gerçekten şahane. Bunun neresinden başlanıyor, nasıl yapılıyor, kaç numaralı şiş kullandık? Bu 38 bedene göre. Evet, 38 demiştik, bedene göre değil bu. Kullandığın koton ipe hangi numara şiş uydu? 4 numaralı şişle ördüm ben. 4 numara uydu. Evet. Tamam. O zaman 38 bedene göre biz anlatalım. Kaç şeyle, ilmekle başladık? 38 bedene göre. Ben senin yanına biraz daha getireyim mi onu? Şöyle. Tamam. İsterseniz böyle yapalım. Çıkartacak mısın? Ya da çıkartayım isterseniz. Tamam, daha rahat olacak. Anla. Evet. Tamam. Şu şekilde bu ön tarafı tüm oluyor diyeyim, hani atkı gibi başlanıyor diyeyim, hani daha kolay anlayabilmeleri için 380 ilmekle başlıyoruz. Bir saniye, ekrana gelsin hayatım. Şunları biraz daha çekelim mi sana, yer açılsın. Evet, masanın üzerine serdik. Evet. Şöyle eninden, evet, eninden başlanıyor. Kaç ilmek attık? 380 ilmek atıyoruz. Oo, 380. Ör, evet. Ör biter mi o? Bitti desene. Evet. Yaparsan severek biter. Yapılınca bitiyor. Evet. 380 ilmek başlıyoruz. 38 beden arkadaşlar. 38 bir de göre. Yaptığınız ipin kalınlığıyla alakalı, biliyorsunuz Berna Hocam her zaman anlatıyor. Ve şiş numarasıyla ve elinizin sıkılığı ya da gevşekliğiyle alakalı. Evet. Yani sizler hepsi fark edebiliyor. Evet, yani. En az bir 10 ilmek atıp yapacakları işe daha uzun isterlerse biraz örmeleri ilmek lazım. Sayısını fazlalaştırabilirler. Ha, bu uzunluğunu, evet, şey uzunluğunu yapıyor çünkü. Uzunluğu için. Tamam. El için mesela buradaki modelleri hani şeyi anlatırken de daha fazla enini uzatacaklar. Evet. Şu şekilde hani kısaca anlattığım zaman 380 ilmek başlıyoruz. Yanlarda dikiş yok galiba. Yanlarda sadece ortada. O da hani örerek birleştiriyoruz. Dikişimiz sadece ensede var. Şu şekilde. Süper. Çok güzel. Bu şekilde tek bir parçayı ördükten sonra diyeyim. Şu şekilde arka tarafa geçeceğiz. Devam ediyoruz yani bu şekilde. Şimdi Berna, hani kırmızı bir yelek getirmiştiniz ya. Arzu Hanım mıydı? Öyle, o bu tarz değil. O tarz değil mi? Değil. Şey, uzun sanki ama iki parça halinde örülüp de birleşmiş. Yine yakayı da o şey yapıyor da,
parça. Öyle değil mi? Bu ayrı ayrı parça olmuyor. Bu şekilde buradan devam ediyoruz ortada. Yani bu taraftan da bu şekilde geliyoruz. Tamam. Orada bir en boy meselesi var Arzu Hoca'nın yeleğinde. Bunda yok. Şurada olunca sadece acaba? Burada var. Ben o yüzden onun gibi mi acaba dedim. Tamam bakalım. Karıştırmayayım kafanızı. Ben de karıştırdım. Burada da şuradaki modellerimiz, yani ön kapağımızı diyeyim. Ön kapağımızı bitirdikten sonra şişimizde 110 ilmeğimizi bırakıp bu orta kısmında, yani enseye gelecek ve kol çıkışlarına gelecek yerde 160 ilmeğimizi kesiyoruz. Yani şimdi arka tarafımızı öreceğiz. Kestikten sonra tekrardan şişimize 50 ilmek atıp arka modelimize geçiyoruz. Bunu da mesela ben ebrulü ip yaptığım için ortada birleştirmek istedim. Evet. Hani düz teknik istediklerinde mesela sadece bu yan tarafta da birleştirebilirler. Onlar kendi, hani kendilerine kalmış bir şey artık. Ama hiç belli değil. Çok güzel. Yani birleşme yeri hiç belli birleşme değil. Yeri mesela burada ama hani örerek yaptığımız için dikiş olmadığı için hiç belli değil. Evet. Aynı modeli burada da devam ettiriyoruz. O modelini şimdi uygulamasını göstereceğiz. Evet, göstereceğim. Evet. Burada da şişimizde ilmeklerimiz kalıyor. Aynı şekilde bu taraftan örüp ortada birleştiriyoruz. Ve tamam. Bu parçamızı da ensemize gelen yere dikiş yapıyoruz. Tamam bakalım. Hemen başlayalım. Modeli nasıl uyguladık? Nasıl yaptık? Ben şimdi küçük bir şey de göstereceğim. Şişimize 380 ilmek attıktan sonra, hani atılırken de bunun püf noktası yakaya falan geldiği için çok sıkı atmasınlar. Ne kadar hani selbest bir şekilde atarlarsa öyle çok mi? Daha iyi oluyor. Çünkü hafif yelek bittikten sonra da hafif bir buharla ütü yapıyoruz. O zaman çok güzel oluyor. Tamam. Tamam Murabiyeciğim. İlk şimdi şöyle başlayacağım ben şuradan. Şey arkadaşlar tığ işi hırka. Ha, evet o Berna Hanım'ın. İkisi birlikte yazınca ben de acaba yanlış mı yazıldı dedim. İlk başta 8 ilmek örüyoruz. O modelin şeyi kaç ilmek? Burada 5 tane yapacağız. 8, 12 tane keseceğiz arada. Hah, 12 tane. Tamam. İlk başta 8 tane ilmek örüp 12 tane ilmeğimizi keseceğiz. Biraz daha yaklaşıp üstten alabilir miyiz arkadaşım? O şekilde ne yaptığımız çok belli olmayacak. İsterseniz ben hemen bir iki mesaj okuyayım. Kaç sıra örüp o kesintileri yapıyoruz? Haroşalar 2 diş. Yani 2 sıra haroşamız olduktan sonra kesme işlemlerimizi yapıyoruz. Tamam. Sen şimdi orayı kestin. Kesiyorum. 12 tane ilmek keseceğim. Tamam. 12 tane kestikten sonra kaç tane tekrardan ilmek örüyorsun? Tekrardan 4 ilmek daha öreceğim. Bir 12 daha keseceğim. 4. 4 ilmek. Tamam. Bir tane daha kesiyoruz. 4 tane örüyorum. Tekrardan bir 12 daha kesiyoruz. Araları 4 ilmek. Evet, aralarımız 4 ilmek. Kesmelerimiz de 12. Şimdi ipte koton olunca özellikle ilkbaharda, sonbaharda hatta yazın akşamları falan hemen omuzlarını alıvermek güzel olur değil mi? Evet. Koton ip. Evet. Daha çok mevsim giyiliyor koton ip. Evet. Yani koton ip kaloriferli evlerde yaşadığımız için hani kışın da giyilebiliyor. Evet. Aa, yazın da giyilebiliyor ama yünlü bir şeyi yazın giyemiyoruz tabii maalesef. Ki. Tabii ki. Fazla kesmişim. Kaç ilmek başlamıştın sen? Ben sadece 3 model üzerinden göstereceğim. Tamam. Evet, evet. Yani hepsi fazla evet, olursa hepsi fazla o yüzden olur sordum. Diye. Tamam. Hani beden olarak genişletmek için de hemen burada mesela onu söyleyeyim. Buradaki modellerimiz 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 orayı diye bir görelim gidiyor. Mi? Orayı bir görelim mi arkadaşlar?
Evet, montardan kontrol edebilirsin Muradiyeciğim. Evet. Benim yaptığım modelde mesela tek 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 ve tekrardan dönüp 2, 2, 3, 3 diye gidiyoruz. Evet. Bedenini genişletmek istediğimizde mesela burasını 6 tane model koyabiliriz. Ha, O zaman doğru. Haliyle daha genişler. Evet. 40-42 bedene kadar olabilir o zaman. Evet, harika. Aslında çok kolay değil mi? Yani basit. Sadece biraz uğraştırıcı işte. Evet. İlmek sayısı fazla olduğu için. Doğru. Ben sen söyleyince ben böyle ooo falan yaptım ama. Yani öyle değil de enine başlamış olsa, öbür türlü başlamış olsaydık alttan, etekten. O zaman ilmek sayısı biraz daha az Tabii. olur ama hani Mukadder Hanım, bu model metrekare değil. Hesabı. Örülen örgü hep aynıdır. Aynı değil mi? Neresinden başladığınıza göre çok ilmek olur ama bir çırpıda biter. Değil yani mi? Evet. İşte arkayı ördünüz 70 ilmek, önü ördünüz 35 35 70 150 ama 150 ilmek başladık dediğinizde birden insanlara çok geliyor. Ama aynı evet. örgü örülüyor aslında. Aynen, aynen öyle. Ha, parça, ben de onu parça söyleyecektim. Örmüşsünüz. Yani ilmek sayısı belki az olur ama etekten başlandığı zaman. Tabii. Ama bu sefer de boyunu uzatmak istediğinizde sıra olarak fazla öreceksiniz belki. Örgüde totalde ördüğünüz ilmeğin sayısı hiçbir zaman değişmez. Nereden başladığınıza göre başlangıç ve bitiş ilmeği de Değil mi? değişebilir. Evet, Evet. doğru. Gözünüzü korkutmasın. Yani. Ya şimdi artık şişler, tığlar, ipler o kadar mı güzel olur? Yani Evet. o kadar harika ve kolay örülüyor ki. Evet. O yüzden çok da fazla şeyi yok bence. Bir de zaten zevk için örüyoruz. Efendim? Zaten zevk için örüyoruz. Değil mi? Yani. Bir de orta kısmını yapıyorum diyelim. Tekrardan da aynı modelimizi bu tarafına uygulayacağız. Mesela yeleğimizde modelimizi 88 ilmek üzerine oturtuyoruz. 5 tanesi. Kaç tane oturtacaklarsa Evet, ona ona göre göre. hesaplayabilirler. Sen onu örmeye devam ederken Tamam. ben bir iki tane mesaj okuyayım. Mesajlarımız yine birikti. Tatilde elimdeki imkanlarla yaptım. Türkan Hocam, Mukadder Hanım emeğinize sağlık demiş. Wow, tatilde bile yapıyorlar. Bakın gördünüz mü? Dikiş kutusu geldi. Ne güzel olmuş. Harika. Bakalım. Hemen evet arkasından bir tane daha. Türkan Hocam sayesinde yapmış olduğum takı veya dikiş kutumu sizlerle paylaşmak istedim. İyi programlar, selamlar demiş. Konya'dan Şaziye Gülveren. Evet, diğer izleyicimiz ismini yazmamış. Ben bunların bir yandan aslında numaralarını alsam çok iyi olacak. Selamlar, programınızı beğenerek izliyorum. Emekli öğretmenim, pandemiden dolayı elimdeki kumaşlarla yaptığım altıgen model yeleği paylaşmak istedim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Çok da güzel olmuş. Edirne'den selamlar. Patchwork Türkan Hocam'la çok güzel. Öğreniyoruz. Çalışırken zaman bulamadığımız için bilmediğimiz işleri öğrenmek beni mutlu ediyor. İyi ki hayatımdasınız. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Edirne'ye kucak dolusu selam olsun. Harikasınız. Karatay'dan ben Hediye Köse yıllardır programınızı izliyorum ve çok faydalanıyorum. Sizleri çok seviyorum demiş. Ve bir dikiş kutumuz daha gelmiş. Ellerinize sağlık. Süpersiniz. İyi yayınlar. Ben Konya Selçuklu'dan Dursun'a Çalışkan. Severek ördüğüm örgülerimi bazılarını sizinle paylaşıyorum. Sizi severek her zaman takip ediyorum demiş. Ellerinize sağlık. Harikasınız. Çok güzel olmuş hepsi de. Ekrana geliyor herhalde. Ben ekrana bakmıyorum ama. Merhaba, Kocaeli Kartepe'den Gülümser Ersöz. Berna Hanım'ın kareli üstü işlemeli yeleğinin hangi ip ile yapıldığını ince mi kalın mı öğrenebilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sizi hiç kaçırmıyorum. Harika programınız var. Cumartesi günlerini iple çekiyorum. Sizleri seviyorum. Bütün çalışanlarınıza selamlar. Tekrarını ne zaman veriyorsunuz demiş. Ben hemen söyleyeyim. Tekrarı hemen yarın. Saat 14'te ekranda oluyor sevgili izleyicimiz.
Koca Ali Kartepe'ye de kucak dolusu selam olsun. Berna'cığım hangisinden bahsediyor? Tığ işi yeleklerimiz vardı ya, üzeri zincir işlemesi yaptığımız. Ha, onlardan mı bahsediyor? Bir tanesini rengarenk üstüne doldurmuştum. Bir tanesini de desen çalışması yapmıştım. Evet. Şimdi hangi ip ile yapıldığını, ince mi kalın mı öğrenebilir miyim yani diyor. Şimdi ince, ipin markasını... Çok ince bir ip ama ipin markasını nasıl vereceğiz? Siz buradan WhatsApp'tan dönün ona, olur mu? Onu WhatsApp'tan Mukadder cevap verin. WhatsApp'tan değil de Instagram üzerinden sorsalar olur mu? Olur. Çünkü tamam. WhatsApp'ı ben daha özel kullandığım için o şey oluyor. Ha tamam. Kaybediyorum arada mesajları, özel yazışmalarımın arasında. Tamam. Instagram üzerinden sorabilirsin. Bahar Yün diye Instagram'dan girerseniz Gülümser Hanım. Evet. Oradan size cevaplayacak Berna Hocam. İpin markasını burada veremiyoruz biliyorsunuz. Ama hangi kalınlıktaydı? Yani ismiyle müsemma. Yani o kadar söylediğimizde aşikar oluyor ki. Evet, doğru. Öyle olduğu için Instagram üzerinden özelden cevaplayalım. Tamam. Selamünaleyküm, geçmiş kandiliniz mübarek olsun Mukadder Hanım. Bu da benim Instagram adresim liva8809. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Çok güzel. Kutular yapmış. Bakar mısın? Bunlar çok hoş oluyor gerçekten. Bunlar ben şeyde gördüm internette. 5 litrelik su şişeleri var ya. Evet. Onların tepesini kesip bunları ekrana getirir misiniz arkadaşım? Yani pet şişelerle kutuları. O kadar güzel dönüşümler yapılıyor ki gerçekten. Evet ya. Bakın bu halatlarla, onlarla üzerlerini sararabiliyorlar. Çok güzel dönüşümler yapılıyor. Muhteşem oluyor hem gerçekten. Hem beşliklerle hem de büyük şişelerle. Evet, şeyi de atmayın. Kırılmış çamaşır sepetlerinizi falan da atmayın. Onları da onları burada dönüştürdük. Burada yaptık bir kere. Yaptık tabii, evet. İki kere yaptık. Hı-hı, doğru söylüyorsun. Ne yaptın? Şimdi şu şekilde diğer tarafımıza da modelimizi koyduk. Hemen ekrana küçücük gelsin. Evet. Evet. Şu an ekranda. Bunun gibi hayal etsinler. Büyük olarak. Tabii canım, herhalde. O büyüğü biz burada mümkün değil, bitiremeyiz zaten. Şimdi tekrardan. Şimdi yeniden oluşturacaksın değil mi? İlmek şimdi, atacaksın. Şimdi kestiğim ilmekleri tekrardan tamam. Onların yerlerini. Peki ilmekleri nasıl atacaksın? Bize onu da göster, olur mu? Tamam, hemen. Herkesin şeyi farklı oluyor ya, derler ya her yerde yoğurt yiyişi farklı olur diye. 12 tane kestiğimiz yere tekrardan şu şekilde 12 tane ilmeğimizi atıyoruz. Normal ilk başta attığın gibi atıyorsun. Evet. Şöyle. Şimdi ilmek içinden çıkaranlar var. Berna, sen farklı atıyordun değil mi? Bakıyorum şimdi Muradiye Hanım'ın eline. Neyse, diğerini atarken evet, bakayım. Evet, şimdi hemen aradaki 4 ilmeğimizi örüp tekrardan. Yok, ben de öyle atıyorum. Öyle mi atıyorsun sen? Ama örgünün yönüne göre bazen hani bu tarafa dolayıp bazen bu tarafa dolayıp atabiliyorum. Çünkü özellikle ilikte o çok fark ediyor. Yani birden ilmek boları veriyor mesela, evet, örgünün yönüne. Evet. Hani ön işleyeceksem ve arka işleyeceksem. Benim gibi de çok şiş örgüyü çok fazla bilmeyenler, ondan sonra niye daha önce yapmıştım böyle olmadı, niye şimdi böyle oldu? Ya da haroşa işleyeceksem ya da ilk ilmek son ilmek, ona göre yani tamamen. Anladım. Parmağımı dolama yönüm ona göre değişiyor. Değişiyor, evet. Bu ilmeklerin hepsini atıp sonra 4 sıra mıydı? Yok. 2 diş haroşa değil. 2 diş. O şekilde. 4 sıra oluyor. Normalde 4 sıra oluyor ama haroşa ördüğümüz tamam, için ondan daha pratik olur. 2 tane haroşa sırası. Yani karıştırmayalım en iyisi. Belki fazla bilmeyenler karıştırabilir. 2 sıra haroşa sırası örüp aralarda 4 ilmek yine örmeye devam edeceğiz. Örgünün temeli haroşa ama değil mi? Evet, tamamı haroşa. Evet. Tamam, sen onu devam et o Tamamdır. Zaman. Biraz ilerleyince yine gösterelim. Olur mu Muradiyeciğim? Merhaba. Evet, Berna'cığım. Merhaba. Deminden beri sohbet ediyoruz ama hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun. Ben de iyiyim. Allah elhamdülillah. İyilik versin. Sizleri görüyorum. Buraya geliyorum. Daha gerçekten iyi oluyorum. Sizleri görünce iyi oluyorum. Geçen hafta göstermiştik. Evet. Ama sanki işte bir parmak balçalar gibi oldu ağzımıza. Geçen hafta aslında böyle şeyleri erkenden haber vermek de güzel oluyor. Ben onun için geçen hafta getirdim. Öyle yani mi? Görünsün ki belki yapmak isteyenler önümüzdeki hafta iplerini vesaire hazırlarlar.
malzemeleri ellerinde olursa başlamak kolay olur diye. Hı hı. Yani mümkün olduğu kadar önceden haber vermeye çalışıyorum. Bu kaç bedene göre Berna'cığım? Sanırım 42 beden. 42 bedene evet, uyuyor. 42 beden falan giyebilir. O zaman hemen biz ne kadar ip kullandığımızı bir söyleyelim mi şimdi? En çok aslında, da merak edilen şeylerden aslında, biri. Aslında şöyle söyleyeyim. Yani tamam. Tamamen bununla ve bedenle alakasız bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bir yeleğe yani normal 38 beden, 38-40 beden bir yeleğe. Yelek mi hırka mı? Yeleğe. Ha. 500 gram ip gidiyor. Hmm. 500 gram ipten 500 gram çıkıyor. İp gidiyor. Koton iplerden. Yani ha, bu evet. iplerden 500 gram ip gidiyor. Saçağıyla vesairesiyle her şeysiyle beraber ki bunu ben defalarca tarttım. Hı hı hı. Ama şimdi biz 500 gram ip gidiyor dediğimizde kimi basenine göre yapacaktır, kimi tabii. dizini kapatacak yapacaktır. Tabii. Yani orada da hiç bir netlik yok. Sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar yani 100 gramlık yumaklardan kaç renk kullanmak istiyorlarsa. Hı hı. 3 renk, 4 renk, 5 renk. 3 renk pek yetmiyor da 4 renk, 5 renk, 6 renk birer tane almak. Sadece birer tane almaları evet. gerekiyor. Temel renk. Evet temel mesela. Rengi de o da bedene göre değişiyor işte. Evet. Bazen 2 yumak bazen 3 yumak kullanıyor. O kadar az mı? O kadar az. Gerçekten. Hı, o kadar az. Aa çok güzelmiş. Hemen başlayalım o zaman. Yalnız kullandığınız ip şey... ince pamuklu. Koton. Evet değil ince mi? Koton. Yani hı-hı. kalınlardan ince değil. Koton. Peki amigurumi örülen evet. iplerden evet. mi bunlar? Evet. Tamam. Evet. Birçoğuyla yapılabilir olalım. Ama hı-hı. bunların da kendi aralarında kalınlık farkı olanları var. Var. Evet. Mümkün olduğunca aynı kalınlıkta olan tek markadan ceketi yapmaları. Hani evet. bazen içinden bir rengi beğeniyoruz. Ya ben şunun kırmızısını koyu vereyim bunun içine. Ne olacak? Diyoruz. Onun kırmızısı daha güzel diyoruz falan ama o zaman modelde büyüklü küçüklü oluyor. Evet, motif büyüklü küçüklü oluyor. Sıranın bir tanesi arada bombeli de kalabiliyor. Mümkün evet. olduğu kadar tek marka ip kullanmalarını ince %50 pamuklu amigurumi ipi kullanmalarını öneririm. Tamam. Bu tarz motifler bu bebe örgüsü ördüğümüz örgü iplerinden çok da hoş olmuyor. Yani bunlardan Anladım. Daha güzel oluyor. Tamam. Evet. Tamam Berna'cığım. Ha, şey yapabilirler mesela madem renkliler az gidiyor o zaman biz 50 gramlık yumak alalım diyebilirler. 50 gramlık yumaklardan da 5 renk, 6 renk, 7 renk ne kadar renk kullanmak istiyorlarsa. O zaman rengi fazlalaştırırlar. Tabii fazlalaştırmak istediklerinde 50'şer gramlık bir sürü yumak alıp hani evet, 4, 5, 6, 7 ne kadar isterlerse çatmak için bir yumak, iki yumak kullanmaları yeterli. Yeterli. Çok güzel. Bunun renkleri de harika olmuş gerçekten. Zeynep güle güle giysin. Kendine evet. mi yapmıştı? Zeynep kendine yapmıştı ama birisi çarpmış ondan. Eyvah. Eyvah hadi birisi bakalım. Birisi çarpmış ondan. Şimdi normal bey beğendi modeli değil, değil. Bu. Değil. Daha yuvarlaktan farklı. Kareye dönüştürülen bir model. Hı hı. Aslında ben bugün yine evden gelmiyorum. Evden gelseydim kızların hanım dilendi bey beğendiden bu tarz spor tarz motifli yelekleri vardı. Inşallah. Tam bu hafta sırasıymış aslında ama unuttum maalesef. Olsun, evden olsun, gelsem olsun, getirirdim. Normal olacak o kadar ama biz araya gidiyormuşuz Berna. Dönelim ondan sonra peki. başlayalım olur mu? Tamam, daha iyi oldu bu. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Sende kalmıştık Berna'cığım. Normal incelikte olan koton yani kalın evet. olmayan koton ip seçip bu hırkayı öyle başlayalım demiştik en son. Her renkten birer yumak almak kâfi demiştin. Evet. Renk sayısını arttırmak, renk sayısını arttırmak isterlerse 50'şer gramlık daha fazla yumak evet. arttırabilirler. Yoksa 100 gramlık birer renk yani, yeter. Kaç renk evet. kullanılmış bu hırkada? Vallahi saymadım bile biliyor musunuz? Şu zemin rengi 1, 2, 3, 4, 5. 5 renk galiba. 5 evet. renk. Evet. Ve bunların hepsinin artanları var. Muhakkak. Hepsi bitmez. Yani bir bebek yeleği yapacak kadar güzel. Daha artanları çok var. Güzel. Evet. Sihirli halkayla mı başlıyoruz? Evet. Sihirli halkayla başladım. Her zamanki gibi. İlk sırada trabzanlarım 20 tane olacak. 1, kaç tane? 2, 20. 20 1, tane 2, trabzan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Trabzanlarımı ben 3'te çekiyorum. 3'te çekmek ya da 2'de çekmek tamamen izleyicilerimizin kendilerine kalmış. Ama 2 şey. Çekmek hakikaten çok yakışıyor örgüye. Evet. Yani yıllarca ben hep çocukluğumdan beri öyle öğretilmiş demek ki. 3 kere de çekerdim. Ama şu battaniyelere başladıktan sonra 2 kere de çekmeye alıştırdım elimi. Hakikaten çok güzel oluyor. Yani aslında 3'te çekmek diye bir şey yok. Yani dolgu dediğiniz şey 2'de çekmektir. 2'de çekmek. Ama 3'te çektiğinizde model hafif daha büyük oluyor. Büyük oluyor. Azıcık daha onu kim bulduysa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On yedi, on sekiz, on dokuz ve yirmi. Her zamanki gibi satır başımıza kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Sonra hayal gücünüzü konuşturun. Şimdi ben şu içinde biraz sıkıştırıyorum ki motifim düz dursun. Bakın burayı çektiğim onu kopartmadın. Koparmadım. Kopartabilirim. Şu an yanımda makas yok. Çok önemli değil. Maviyle tamam. Devam edelim. Ha, sonradan sökeceksen kopartmayabilirsin. Maviyle devam edelim. Tamam. İşte tamamen hayal gücünüze kalmış. Ben 10 tane sarı göbek, 10 tane mavi göbek, işte evet, yani 5 tane kırmızı göbek yapayım. Şu kadar yapacaksın diye yok, bir kaydı yok, şart yok. Şimdi her dolgunun başına 2 tane batarak 20 dolgumu 40 dolgu haline getiriyorum. Hah, arttırıyoruz. Tabii ki. 20 dolgu 40 dolguya çıkıyor. Evet, 40 dolguya çıkıyor. Tamam. Sihirli halkada da 6 ve 12'dir ya. Evet. Sen 40 dolguya tamamlayana kadar ben tabii bir iki tane mesaj okuyayım. Ne dersin? Tabii ki. Merhaba Mukadder Hanım. Benim yaptığım 40 yama örtüm. Sizleri seviyorum hocam. Umarım beğenirsiniz. Ben Elazığ'dan Saniye Çorbacıoğlu demiş. Beğenmez olur muyuz ya? Yapılanın kötüsü olmaz. Çok güzel olmuş. Hele ki 40 yama. Yani ben bundan sonra zaten çok beğeniyorum 40 yamayı. O ayrı mesele. Fakat o kadar meşakkatli bir iş ki hakikaten çok sevmek lazım yapabilmek için. Yani öyle azıcık beğenmekle falan yapılmaz. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Kucak dolusu selam olsun size. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Konya'dan Ayşegül Kaya. Sizlerle amigurumi buzağı örgümü paylaşmak istedim demiş. Tüm aileme selamlar demiş. Ellerinize sağlık. Bizden de size selam olsun efendim. Evet. Selamun aleyküm. Ben Nur Hayat Kaya. Kazandığım kalıplarla Türkan Hocam'ın takı kutusunu da yaptım demiş. Kalıp için Türkan Hocam ve siz KonTV ekibine teşekkürlerimi sunarım demiş. Biz teşekkür ederiz efendim. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Daha önceki programlarda kazananlar kuraya dahil olmuyor. Onu biliyorsunuzdur umarım. Evet, şahanesiniz. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Nur Hayat Hanım. Hemen merhaba Mukadder Hanım. Sizleri çok seviyoruz. Dantel şal modelleri ne onlara ağırlık verirseniz diyor. Çok sevinirim. Meram Toki Gödenem Mahallesi'nden Rabia. Selam Mukadder Hanım demiş. Ve aleyküm selam. Şal modelleri istiyorlar Berna. Aslında son birkaç seferdir de hep şal ve yelek yapılabilecek motifler başladık. Değil mi? Değil mi? Evet. Yok, bu başlayıp bitirecek herhalde. Bütün şallardan bahsetmiş. İnşallah. Onlarda da sadece model uygulaması yapabiliriz. Küçük değil parça. Mi? Tabii. Yani büyük bir şalı burada yapamaz, aşama göstermek tabii çok ki. Zor. O birkaç tane model uygulaması yapalım o zaman. Olabilir. İzleyicilerimiz istiyor. Daha önce isteyen olabilir de oldu. Hatta şal isteyenler genelde Mihriban'ı soruyor. Mihriban çok şal yapardı. Biliyor musun kulaçınlasın? Ya herkesin böyle bir yoğunlaştığı evet, şey var. Evet. Evet. Benim mesela bir şeyler yapayım diye düşünürken hiç aklıma şal yapmak gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Evet, doğru.
Programınızı severek izliyorum. İzmir Bornova'dan Gülseren Şahin. Sizleri paylaşmak istedim demiş. Kızıma yaptığım kurdele nakşeyle mutfak masasını Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demiş. İzmir'e, Bornova'ya Gülseren Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Harika, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Bursa Şükran Makas, yine beraberiz. Çok şükür demiş. Bursa'ya Şükran Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Evet, biz sizleri elimizden geldiği kadar yalnız bırakmamaya gayret ediyoruz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz kolum kırıldı, vallahi alçıdayken bile geldim. Sizler mahrum olmayın diye. Hayırlı günler Mukadder Hanım. Ben Konya'dan Tuğba. Her hafta programınızı beğenerek takip ediyorum. Bunlar da benim sipariş üzerine ördüğüm şallarım. Umarım beğenirsiniz demiş. Ya beğenilmez olur mu? Şahanesiniz. Ben bu şallara, sizin şallarınıza da bayılıyorum gerçekten. İnşallah, her zaman söylüyorum, yine söyleyeyim, pandemi bittikten sonra sizi alalım buraya inşallah, nasip olursa. Merhabalar Mukadder Hanım, ben Karaman'dan Ayşe. Sizleri her hafta büyük ilgiyle izliyoruz. Bunlar da benim patiklerim demiş. Evet, patik örenler kış bastırdı. O yüzden patiklere, yeleklere, şallara devam. Sakine Gökçe, Ankara demiş. Sakine Hanım dikiş kutusunu yapmış. Hemen onu da çekelim. Onları çünkü kuraya dahil edeceğiz. Yalnız gerçi Türkan Hocam biliyor kime çıktı, kime çıkmadı. Ankara'ya kucak dolusu selam olsun. Bitirdin mi? Ben bu arada siz konuşurken izleyicilerimize gösterip üst satıra harikasın, devam ediyordum. Sessiz bir tamam, iletişim kurdum bu arada sizi bölmeyeyim diye. Süpersin. Yok yok, bölebilirsin sen, yaptığınız işler daha şey, hepsi önemli ama onlara öncelik tanıyoruz tabii ki. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi bir üst satıra geçiyorum. Bu satırda da bir boş sıramız var. Hazırı şu. Evet. Aralarında ikişer zincir var ve yine üçte çekmeli dolgularımız. Bir atlayıp bir batıyorsun bir değil atlayıp mi? Bir batıyorum tamam, şeklinde. Tamam, o şu zaman devam et sen. Diğer satıra gelene zaten kadar. Zaten bütün satırlarımız burada şeyde hazır var. Hazır halde. Hazırda süpersin, da var. Aynı anda izleyebilirler. Harikasın. Evet, merhabalar, İstanbul'dan Tülin, programınızı severek izliyorum. Instagram üzerinden sipariş üzerine bebek giyim ürünleri örüyorum. Paylaşırsanız sevinirim demiş. Paylaşmaz olur muyum? Instagram adresim örgü _bebek. Örgü derken orgu, yani o harfiyle noktasız yapıyoruz. Orgu _bebek _ürünleri diye de Instagram adresini vermiş. İstanbul'a Tülin Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Evet, işleri de çok güzel. Kolay gelsin. Rabbim herkese hayırlı rızık kapıları açsın inşallah. Evet, bir dikiş kutusu daha geldi. Wow, süper. Melek Çetin, Meram Konya demiş. Konya'dan geldi bu da. Hemen dikiş kutusunu alıyorum. Türkan Hocam izliyorsan eğer, şahane bak, dikiş kutularını hepsinden daha fazla yapmışlar. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Ben İstanbul'dan Konyalı Samiye teyzeniz. Torunum Zeynep Betül'e ördüğüm elbise Beyşehir'de bulunan kızıma selamlarımı yolluyorum demiş. Evet, hem size İstanbul'a hem de Beyşehir'e kucak dolusu kızınıza selam olsun. Torununuz da çok tatlı maşallah. Elbisesi de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Harikasınız. Şimdi kamerayı bir oraya getirmeyeyim diye geçmedim Muradiyeciğim. Sen ilerliyor musun yoksa? Yok, şimdi göstereceğim yerde bekliyorum sizi. Bekliyor musun? Geçebilir miyiz? Tamam. Yani isterseniz geçebilirsiniz. Sen ne yaptın? Daha şey yapıyorsun. Yani bir bu satırım var. Bu kutu satırından sonra hemen yeni bir iple de ikinci bir satıra da devam edebilirim. Bitirmek zorunda değilim. Burada hazır kutu yapacağım, üstünü yapacağım tamam, şeyim de var. Tamam, o zaman kamera sendeyken hadi geç. Öyle yapalım. Aha. Ben bunu burada bırakayım. Tamam. Hazır yapılmışı var nasıl olsa. Tabii hazır yapılmışı tamam, var kutularında. Yine bir başka yerinden ilmek bağlıyorum. Üçer tane dolgu yapıyorum bu sefer. Onu ben de yaparım. Daha düzgün oluyor o zaman değil mi? Tam belli olmuyor tabii nerede ki bitirdiğim. Tabii ki. İlla tabii kaydırırım ki onu. Başka tabii ki. Yerden hiç başlayayım, aynı yerden başlamam. Aha, ben de. Doğru yapıyormuşum demek ki. Şimdi üç dolguyu tek seferde çekiyorum. Bu sefer de üç zincir çekiyorum. Ha, tabii ki bu iplerimizi sürekli olarak böyle içinden yürüterek Mukadder Hanım. Evet. Yani motifimizin arkasının da
Hı hı. İş bittiği zaman düzgün bir görüntü olmasını sağlıyoruz. Bırakıyorum tığın başında tek seferde çekmek için. İkisini çekiyorum, birini bırakıyorum. O da hakikaten çok şık oluyor ama. İkisini çekip birini bırakıyorum. Farklı bir görüntü oluşuyor. Sonra üçünü tek seferde çekiyorum. Evet. Olay budur. Üç tane de zincir çektim. Yine ikisini çektim, bir bıraktım. O sonuncu sıra mı? Hayır. Değil. Asıl şu ana kadar motifimiz kareydi. Özür dilerim, yuvarlaktı. Bundan sonraki satırda motifimiz kare olacak. Kareleştireceğimiz satır yapacağız. Anladım. Her bir üçlü dolgunun arasına, üçlü dolgu diliminin arasına üç tane de zincir çekiyorum. Evet, harika. Hepsini tek seferde çekiyorum. Bakın çok her güzel. Rengi yaptığınızda biraz daha içiniz evet. açılıyor. Evet. Hani onun güzel. Arkasında onu mu yapsam, onun arkasında onu mu yapsam değil mi? Gibi. Renklerle oynamak güzel oldukça oluyor. Oldukça keyifli örüşü. Bilmiyorum, bir insan bir akşamda kaç motif yapar yani. Değil mi? Böyle giderse. Şimdi o zaman son parçayı da göstereyim mi? O da hazır tamam. burada. Hemen hazır hemen kameradayken. Onu da göster. Ondan bu sonra yarımları şöyle çekelim. Tamam. Konuyu dağıtmadan en azından. Tamam, konuyu dağıtmadan. Şimdi modelimiz hı-hı. kare, modelimizin normalde kare olması gerekiyor. Evet. Ama elimizde bir yuvarlak parça var. Tabii ki bu yuvarlak parçanın orta kısımlarını kısa çekerek ve köşeye doğru daha uzun dolgular çekerek kareleştiriyoruz modelimizi. Evet. Şimdi köşe bıraktığım yerdeyim. Arada yine birer zincirim var. Her deliğe 3 dolgu yapıyorum. Bir. Şimdi burada mecburen 3'te çekiyorsunuz dolguları. Yani ben 2'de çekiyordum gibi bir şey yok. Evet. O köşelerde 3 kere de çekiyoruz tabii. değil mi? Mecburen. Uzun olsun diye. Tabii. 1, 2. Hemen köşemizi dönelim. Bakın şu birinci köşemiz, bir tane de hazır köşemiz vardı zaten. Aha. Araya bir tane zincir çekiyorum. Önümdekini yaparken iki de çekiyorum dolguyu. Evet. Dolgunun boyu kısalıyor. Yuvarlağın formuna göre. Aha. Şimdi yanındakini tek de çekiyorum. Evet. Yani 3'te, 2'de, tekte, sonra tekrar 2'de. Ve tekrar tekte, 2'de. 2 kere mi tekte yapıyoruz? 2 kere. Tamam. Şimdi tekte çektiğim 3 tane dolgum var. Başını dolayıp çekiyorsun değil mi? Tabii tabii. Sık iğne değil. Tekte çekme dolgu. Yalancı sık iğne yapıyoruz. Tabii yalancı sık iğne dediğimizden. Aralarında birer tane zincir var. Dolayıp tekte çekiyorum. Dolguların arasında birer zincir mi var? Evet, dolguların arasında birer zincir var. Şimdi tekrar 2'de çekiyorum. Tekrar uzamaya geçti dolgularım. Evet, kare haline de. Evet, bir de zincir çektim. Şimdi 3'te çekiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Köşe yerimize de 3 zincir çekiyorum. Hı hı. Aynı yere bir 3 dolgu daha yapıyorum. Yani köşede aynı deliği kullanıyoruz. Tabii. Köşe dönebilmesi için. Ben hemen bu hırkanın arkasını da bir göstereyim. Şu bu şekilde. 40 bedene mi demiştin? 42 40, beden gibi olabilir. 1, 2, 3, kol 4, altlarında birer tane motif var. 4 tane arkaya konulmuş. Evet, kol altlarında altına birer bir tane motif konulmuş. O tamamen şeye göre değişiyor öne. İşte. Yani kendi, beden ve evet. uygulaması, kolu nasıl döndürecekler. Hı-hı. Hani yelekte mesela o kol kısmı boş kalacağı için evet. kol altı farklı da yapılabilir. Tabii. Yarım motif kullanmamış Zeynep. Hayır. Hepsini bütün hayır. yapmış. Hayır. Yaka hayır. kapalı. Hepsi tüm. Yakanın kapalı yaka olması farklı. Yakada şöyle gömlek yakası gibi dönüyor. Bunda çok hoş ama oluyor. Düğme yok. Hiçbir şey yok. Yok. Bu şekilde yok. Tabii, giyiyor. Tabii tabii tabii. Tamam. Bu şekilde. Teşekkür ederim Berna'cığım. Ben sağ olasın. Ederim. Evet, Muradiye'ye geçerken kameramız ben hemen boş durmayayım. Merhaba Mukadder Hanım, nasılsınız? Yine sizlerle beraberim. Çok şükür kavuşturana demiş. Bugün sizlerle etamin ve örgünün muhteşem buluşması. Sizlerle paylaşmak istedim demiş. Daha bugün bitirdim örtümü. Konteve çalışanlarına kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sivas Şarkışla'dan sevgiler demiş. Ay harika olmuş. Tekrar alabilir miyiz örtümüzü ekrana? Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Sivas Şarkışla'ya
Kucak dolusu selam olsun. Yapılır da kötü olur mu? Ben her zaman söylüyorum. İsimsiz iğne oyası modeli göndermişler. Bazen öyle olabiliyor. Hazır mıyız? Evet, Muadiye evet. Hazır. Hemen gösterelim. Şimdi ilmeklerimizi attıktan sonra bu iki diş haraşımızı yapıyoruz. Hı-hı. Ve buradaki dilimleri oluşturabilmek için başta ilk modelimizi koyarken 8 ilmek örmüştük. Şimdi evet. Başta 12 tane ilmeği kesip 4 tane örüyoruz. Tabii çünkü... Ve bu şekilde kaydırıyoruz da modellerimizi. Ha, kaydırmalı hı-hı. olabilmesi için, buranın dilim olabilmesi için değil mi? Şurayı bir alabilir evet. miyiz arkadaşım? Ay çok güzel ya. Gerçekten çok evet, hoş. Çok hoş. Ellerine sağlık. Sağ olun. Şurayı. Evet. Harika. Tamam. Devam et Muradiyeciğim. Aynı şekilde modellerimizi koyuyoruz ve sayımız eksiliyor. 3 taneydi. Şimdi mesela benim modelde 2 taneye düşürdüm. Hı hı. Burada 5 taneydi. 4'e düşüyor. Evet. Onu düşüre evet. O şekli veriyoruz. Buradaki şekli veriyoruz. Evet. 1'e kadar düşürüp ondan sonra tekrardan çıkartacağız. Ben onu yine giydireyim istersen. Hemen mankene. Sen ilk başta hemen açmamış olanlar olabilir. Yeniden şöyle bir kısaca tarif eder misin? Şunu da ilikleyelim. Şal yaka. Evet, yeleğin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Yapılanın hiçbir zaman kötüsü olmuyor. Ben her zaman söylüyorum. Harika. Bunu aşağıya kadar şöyle bir inersek. Evet. Arkasını tekrar döndürmek istiyorum. Belki televizyonlarını geç açanlar olabilir. Evet, şahane. Çok güzel. Vallahi Muradiye ellerine sağlık. Gerçekten sağ çok güzel. Evet, hadi bir kez daha gösterelim. Ne yapmıştık? 12. Başlama yerimiz yeleğin üzerinde tekrardan ilmeklerini mi anlatayım? Açmayanlar için. Yani demiştim. Kısaca. Evet, evet. 380 ilmek atıyoruz şişimize. Tamam. Yani başlama yerimiz buradan, boyuna başlıyoruz. Hı-hı. 380 ilmek atıp modelimizi koyuyoruz. Anlattığım gibi. Bunu sadece arka ortasında birleştiriyoruz. Dikişimiz sadece ensesinde var. Şöyle çevirdiğim zaman. Evet. Dikiş sadece burada ensesinde var. Evet. İki taraftan da modelimizi getirip ortada da gene örgüyle birleştirmemiz var burada da. Harika. Ortasında. Şöyle çevireyim. Çok güzel. Yanlarda falan hiçbir yerde dikiş yok. Yok. Öyle olunca da çok daha rahat ve zevkli bir giyim olur herhalde. Ne yapmıştık? O modellerimizin sayısı 12 ilmekti. Evet. Aramız gelmiş ama biz bir araya gidelim gelelim ondan sonra tarif tamamdır. Edelim orada. Kısa bir ara sevgili izleyenler. Evet tekrar buradayız, birlikteyiz. Evet Muradiyeciğim. Evet. Burada kestikten sonra şuradaki bir yerini de göstereyim. Modellerimiz çünkü farklı oluyor. 12 ilmekliydi değil mi? Evet, kesme yerlerimiz 12 ilmek. Hı hı. Aralarda 4'er ilmek örüyoruz. Sürekli kesip tekrar ilmek attığın için sıkıntılı oluyor mu? Yok, zevkli oluyor aslında. Öyle mi? Evet. Ha, güzel. Şimdi şurayı da göstereyim. Modelimizi koyduktan sonra buradaki dönüşte kesemeyiz. Bak, monitöre bak. Şöyle alayım. Evet. Evet. 4 ilmeğimizi ördükten sonra burada kesmemiz gerekiyor. Ama dönüşte olduğumuz için burada kafaları karışmasın. Başa kadar örüp dönüşte kesiyoruz. Anladım. Dilimin evet. oluşması dilimin için değil oluşması, mi? Evet. Yani burada dilimimizi koyduktan sonra burada kafaları karışmasın. Tamam. Dönüp tek dönüşte kesiyoruz. Burayı öreceğiz. Tamam.
Bu 38 beden demiştin. Evet, hemen 38. Onu tekrarlayalım yine. Bu dilimler 1, 2, 3, 4, 5 tane 12 ilmekle örülüyordu. Hı hı. Aralarında 4 ilmek var. Şunu gösterelim arkadaşım. 5 tane model uyguluyoruz. Sonra 4'e düşürüyoruz. Değil mi? Evet. Hemen ekranda şu anda. Şöyle evet. Açarsak. Hı hı. 5, gördüğünüz gibi. 4, 2 tane oluyor. 5'ten sonra 2 tane 4'ümüz oluyor. 2 tane 3, 2 tane 2, 1 tane 1 yaptıktan sonra tekrardan 2, 2 diye evet çıkartıyoruz. Evet. Bedenini geniş yapmak isteyenler 5 değil de 6 tane yapabilirler. 6, oradan 7 6, yani ya da istedikleri biraz şeye daha göre. Uzun yapmak isteyenler de ilmeğini zaten fazla başlamaları gerekiyor. Çok güzel ya. Çok teşekkür ederim Muradiye. Ben teşekkür vallahi kırmadın ederim. Beni getirdin. Eğer vaktimiz olursa arkadaki birleştirme yerini de gösterebilirim. Hazırlığım var. Hazırlığım varsa hemen kamera sendeyken hemen gösterelim. Şöyle. Şu şekilde iki modelimiz olarak düşünelim. Mesela buradaki arkadaki sayımız birini 4 tane de yapıp tek diş haraşo olarak bırakıyoruz. Diğer mesela sağ taraftan geleni de yakından almamız lazım tamam, o zaman. Tamam, şöyle göstereyim. Şurası birleştirme yerimiz. Şurası mı? Evet. Ama hiç belli değil ya. Ne yapıyoruz bir daha söyle şu an ekranda. Şimdi modelimizi koyduktan mesela bu taraftan gelirken 4 tane modelimizi koyup tek diş haraşoda bırakıyoruz. Diğer taraftan gelirken de 5 tane modelimizi koyup tek diş haraşoda bırakıp şu şekilde. Burada da evet, hazırlamıştım tamam. Küçük olarak. Şimdi elinde yaptığını göster. Evet. Şimdi iki tane işimizi birleştirip. Dur. Bekle. Tamam, kamera şöyle. Hemen sana gelecek. Evet şu an sende Muradiye. Şu şekilde. İki parça halinde evet. Bu şekilde örülüyor. Bu şekilde. Şimdi üçüncü bir şişle. Şu şekilde yapıyoruz. İkisini bunu birlikte. Bunu ne zaman birleştiriyoruz? Bütün bittikten sonra yeleğimiz. Evet. İkisini birlikte alıyoruz. İkisini alıyorsun. Birlikte çıkartıyoruz. Oo, biraz zor. Evet. Biraz burası uğraştırıcı. Ama hiç belli olmuyor. Dikiş yeri olmuyor. Evet. Berna da dikişsiz yapıyor her şeyi. Ben onun o şeyine de hayran kalıyorum. Çok güzel oluyor. Örüp hem de kesiyoruz. Bu şekilde üstünden atlatıyoruz diğer ilmeğimizi. Evet. Tersten yapıyoruz bu işlemi de. Ha, onu da söylemiş evet. olduk. Muradiye'm kaç çumak gidiyor acaba? Bu 38 bedene 4,5. 4,5. Evet. 4 Pardon, 3,5. Evet. Yani 4,5. 3,5. Haroşa ya, o yüzden çok gidebilir. Haroşa çok gider de 4,5 deyince birden yok. Şimdi orada evet. Ben bir 4,5 göremedim. Yani 5 yumak veremedim yani. 3,5 gitti. Tabii beden büyüdükçe iplerde evet. Daha fazlalaşıyor. Tamam Muradiyeciğim, evet, anlaşılmıştır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim. Bu yelek üzerinde söylemek istediğim başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet. Sorusu olan olursa sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirler. Yardımcı olurum. Aynen öyle. Hemen şu masanın üzerindeki işleri de gösterelim. Çok güzel bir battaniyemiz var. Kadife ipten örülmüş. Ve patikler var. Çok tatlı bunlar da. Evet, sen sipariş alıyorsun. Evet, yapıyorum. Instagram adresini arkadaşlar verdi. Onları oradan ulaşabilirler sana, evet, değil mi? Evet, isteyen. Lif, bunlar da mı sipariş? Bunlar da sipariş. Çok siyahlar güzel. Annemin el emeği, o öyle kızıma mi? Yaptı. Oo, annenize selam olsun o zaman buradan. Sağ olun. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Harika lifler yapmış Muradiye. Çanta demiştin. Evet. Bahar Yündiye üzerinde de imzası da var yani. Evet. Çok hediye güzel. Çıkmıştı sağ olsun. Ne zaman çıktı hediye ya?
Ya o ilk yaptığımız çekilişlerden birisiydi. Evet, iki yıl kadar olmuştur. Evet. Ha, o olmuştur. Maşallah. Bayağı eski çünkü. Ben hatırlamıyorum bile yani evet, o derece. Bayağı eski. Bizim plakalarımız evet. Tamam Murabiyeciğim, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Hemen buradaki yan taraftaki battaniyeye geçerken ben bir yandan mesaj okuyayım. Selamünaleyküm, yayınınız çok güzel. Kaçırmadan izliyorum. El işlerim Zuhal Oğuz, Konya Şefikcan demiş. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş hepsi de. Evet, bazen görüntülü ya da sesli arama oluyor bu WhatsApp hattından. Sevgili izleyenler, boşuna aramayın çünkü buradan o şekilde görüşme yapmıyoruz. Merhabalar hocam, hepinizi severek izliyoruz. Kocaeli'nden selamlar demiş Hülya Bozalan. Kocaeli'ne kucak dolusu selam olsun Hülya Hanım. Evet, sizin motifiniz de daha farklıymış. O da çok güzel, beğendim. Ben hemen modelinizi alıyorum. Harikasınız. O motiften, benim dükkanda yaptığım perdenin motifinden. Onun motifinden mi? Çok güzel ama çok hoş durmuş. Gerçekten. Ellerinize sağlık. Kocaeli'ye kucak dolusu Hülya Hanım'a selam olsun efendim. Degradeli çizgiler nasıl denk geliyor? İp kopartılıp mı yapılıyor diye yok, soru sana gelmiş. O kendiliğinden mi evet, denk geliyor? Evet, kendiliğinden oluşan bir desen. Koparmadım. Harika. Tamam. Sadece kopartma yokmuş. Diğer yumağı hani açtığım zaman nerede kaldıysam ona dikkat ettim ama hiç koparma olmadı. Tamam. Sadece ip bittiği zaman evet, tekrar diğerini başlayacağımızda nerede hangi renkte kaldıysa yani, oradan ona devam dikkat ettim. Ya hani şey ipin üzerinden çıkardım ya da içinde. Ona göre denk geliyor zaten. Tamam, harikasın. Ben Fatma Üre, Meram Alakova'dan hayırlı günler, hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Yayınlarınızı severek izliyorum. Bizi de konuk ederseniz sevinirim. Evime gelip çekim yapabilirseniz daha memnun olurum. Çeyizleri dökeriz. Neler var neler, kolay gelsin demiş. Vallahi önceden yani bundan 20 yıl önce, 21 yıl önce evlere çekime gidiyordum. Onu hatırladı herhalde izleyicimiz. Artık gitmiyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Pandemi bitince inşallah elimizden geldiği kadar konuk almaya çalışacağım isteyen izleyicilerimize. Selamünaleyküm, ben Aydın'dan Necla Akdağ. Ve aleykümselam. Evimize hoş geldiniz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Bunlar da benim 40 yamalarım. Umarım Türkan Hocam beğenir. 40 yamayı çok seviyorum. 40 yamayı danteller, kaneviçe ve örgüyle harmanlamayı seviyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar demiş. Çok teşekkürler. Rica etsem şablonu ekranda tutarsanız sevinirim demiş. Şablon hangi şablondan bahsetti acaba? 40 yamaları da çok güzel olmuş. Necla Hanım, Aydın'a kucak dolusu size selam olsun. Hangisini söylediğinizi vallahi anlamadım. Ne yalan söyleyeyim. Merhaba Mukadder Hanım, Meram'dan her hafta sizi izliyoruz. Ama model gösterirken ne demiş bakalım? Evet, yani sizin bazı tavsiyelerinize biz elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz ama elimizden geldiği kadar. Teşekkür ederim yine de yazdığınız mesaj için. Evet, patikler gelmiş, mesajsız bir iş onlarda. Malatya'dan selamlar sevgiler. Ameliyatlıyken de boş duramadım, lif yapıyorum demiş. Vallahi elinize sağlık. Malatya'da size de kucak dolusu selam olsun. Ameliyat da olsa kolunuz da kırılsa Allah korusun. Ne olursanız olun asla vazgeçemiyorsunuz. Yani el işini seven kesinlikle boş duramıyor. Hayırlı işler Mukadder Hanım diyecek galiba. Evet, ben Afyon Sandıklı'dan Güler Öner. Bu da benim yapmış olduğum sipariş demiş. Afyon Sandıklı'ya Güler Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Merhaba Mukadder Hanım. Ben Ankara'dan Şükran. Programınızı beğeniyle izliyorum. Hocalarımıza ve size kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş elbise, yaptığınız bebek elbisesi de. Ankara'ya Şükran Hanım'a kucak dolusu selam olsun. Evet, bir tane daha dikiş kutumuz geldi. Türkan Hocam. Marmaris'ten. Evet Mukadder Hanım, Marmaris'ten hepinize selam olsun demiş. Selamlar, sevgiler. Türkan Hocama teşekkür ederim. Ayşe Nihal Erman demiş. Evet, Marmaris'e kucak dolusu selam olsun. Ben hemen alıyorum fotoğrafı. Çünkü dikiş kutumuzu yapmış, göndermiş. Çok da güzel olmuş doğrusu. Ellerinize sağlık.
Hayırlı günler. Sizi çok severek takip ediyorum. Ankara'dan Neslihan Yayan. Yeğenim Muhammed Yiğit için ördüm bu puseti. Yayınlarsanız sevinirim demiş. Harikasınız. Ankara'ya kucak dolusu selam olsun. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Güle güle kullanılsın inşallah. Valla ben elimden geldiği kadar tabii okuyup yayınlamaya çalışıyorum sevgili izleyenler ama zamanımız bazen yetmiyor. Çorap ve baza örtüsü demiş. İçeri Çumra Mahallesi'nden Fatma Sude Alıç. Ellerine sağlık Fatmacığım. Çok güzel olmuş hepsi de. Ellerine sağlık. Hayırlı nurlu yayınlar. Bizim mesajımızı aldınız mı Mukadder Hanım? Hocalarımız siz evimize hoş geldiniz. Sizi her zaman hayranlıkla izlerim demiş. Ama isim yazmamış. Nereden yazdığını yazmamış. Teşekkür ediyorum. O kendini bilmiştir okuyunca herhalde mesajı. Sevgili Mukadder Hanım selamlar sevgiler olsun hepinize. Ben Konya'dan Semra Sezen Aral. Evet bizi hiç yalnız bırakmayan Semra Sezen Hanım. Güzellikler ve sağlık hep sizlerle olsun. Bunlar benim bayram şekerlerim demiş. Tencere altlığı ya da nihale örüp hediye etmek çok hoşuma gidiyor. Yoğurt kabının etrafını halat ip ile sarıp saksı yaptım demiş. Süper, çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Evet, geri dönüşüm yapıyor Semra Sezen Hanım. Gerçekten güzel şeyler üretiyor o da. Ben İstanbul'dan Kadriye, benim de yaptığım yeleklerim kolay gelsin demiş İstanbul'a. Kadriye Hanım'a da kucak dolusu selam olsun. Evet, bir tane daha dikiş kutusu geldi. Hemen iyi günler, ben Konya'dan Şaziye Gülveren demiş. Bu okumuş muyduk? Bilemeyeceğim. Eğer okuduysak da onu şey yaparız. Ben şimdi çekeyim de fotoğrafını. Türkan hocamız sayesinde yapmış olduğum takı veya dikiş kutusu demiş. Telefon numaramı da vermek istiyorum demiş. Şaziye Hanım ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Ben Türkan hocama ileteceğim bunların hepsini. Sizleri büyük bir aşkla izliyorum demiş. Ben de Selçuklu'dan Asiye Özdil. Artık iplerimi değerlendirdim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Valla şahanesiniz. Çok tatlı olmuş. Onun motifi de daha farklı Berna'cığım. Geldi mi ekrana? Yok, gelmedi. Gelince bakalım. Selçuklu'dan Asiye Özdil'in hırkasını. Evet, şu an ekranda. Bunun da ortası yuvarlak. Biraz farklı ama çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık efendim. Harikasınız. Menekşeye mi benziyor? Biraz uzak olunca çok seçemedim ama bazıları ben, menekşeye benziyor sanki. Buradan gösteririm sana. Tamam. Hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Yine günlerden cumartesi. Ekran başında sizleri izliyorum. Çok selamlar sizlere demiş. Ben Ayşe Şanlı demiş. Ayşe Hanım yeleğiniz de çok güzel olmuş. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm Mukadder Hanım. Hocalarım kolay gelsin. Başarılarınızın devamını dilerim. Berna Hoca'nın hırkasını yukarıdaki kalbin altından biraz kaydırın. Benim TV küçük olunca çok benziyor. Teşekkürler demiş. İkisi de mavi sanki olunca. Evet. Şöyle çekeyim. Biraz ben önce çektik. Onu ekranda bakarken onu ben de fark ettim. Arkadaşım. Evet. Görüntüye verebilir miyiz izleyicim için? İzleyicimiz için. Hırkayı bir kez daha şöyle yukarıdan aşağıya doğru bir yavaş tararsan sevinirim. Televizyonum küçük o yüzden çok göremedim demiş. Evet. Wow. Harika bir şekilde ekrana geldi. Size gelsin. Teşekkürler arkadaşım. Merhabalar. Ben ceketin önündeki modeli çıkartmakta zorlandım demiş. Yayında bir gün gösterebilmeniz mümkün mü acaba? Her hafta takip ediyorum demiş. Hangi ceketin? Hemen ben de ekrana gelecek şimdi. Ben de fotoğrafını çekip Berna hocama vereceğim. Bunu yaptık ama. Biz bunu yaptık mı? Yaptık. Ben yeşil bir bebek hırkasında yaptım bunu. Bu modeli. Hadi buralarında yaprak dilim o ama zaman çok çok geçmiş oluyor. Geçmiş programlara bakarlarsa çok oluyor. Yani o kadar çok o kadar çok oluyor ki nereden baksanız 3 sene 2 sene 3 sene oluyor yani. Bu modeli yaptım yeşil olmuş. Bir bebek hırkasıydı hatta. Hatta hırka hala evde duruyor. O zaman bir gün hırkayı buraya belki getirsen de. Belki hırkayı getirip burada tekrar tarif burada bir, eder. Evet. Küçücük bir uygulama evet. Belki gösterebilirim. Evet. Çünkü hırkayı biliyorum, hırka hala evde yani. Tamam, o zaman hırkayı sen bir zahmet bir ara getir. İnşallah. İzleyicimiz zaten her hafta takip ediyormuş. İnşallah şey yapalım. Bir uygulama olarak gösterelim. Olur olur. Tamam olur. Teşekkür ederim. Esselamu aleyküm Mukadder ablacığım. Evet Azimeciğim ve aleyküm selam. Sizleri severek izliyorum. Bu hafta da bam bam ve çakıl bebeklerimi atmak istedim. Nasıl olmuş? Hocalarıma sevgiler, saygılar, selamlar. İyi ki varsınız demiş. Azimeciğim iyi ki sizler de varsınız. Çok şahane olmuş. Çok güzel. Ellerine sağlık.
Evet, 18 yaşında gencecik bir kızımız, üstelik üniversite okuyor aynı zamanda ve birçok da iş üretiyor kendisi. Kutluyorum vallahi azimetini bir kere daha. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Kadir Hanım. Selçuklu'dan katılıyorum. Bu da benim minnoş bebeğim demiş. Oy oy, bu minnoş bebekler de çok güzel oluyor gerçekten. Teşekkür ediyorum canım benim. Kucak dolusu selam olsun hepinize. Hayırlı yayınlar, selamlar Mukadder Hanım ve hocalarım. Ben de yeni bitirdiğim yelek, bebek yeleğini yolluyorum demiş Selçuklu'dan Ayşe. Ellerinize sağlık efendim. Evet, Konyalılar bizi hiç yalnız bırakmıyorlar zaten. Konyalı hemşehrilerimiz. Hayırlı günler Mukadder Hanım. Ben Ayşe Özcan, çeyiz için yaptığım bohçayı sizinle paylaşmak istedim demiş. Ama çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Evet, şahanesiniz. Gerçekten çok güzel olmuş. İsim yazmış mı Ayşe Özcan? Evet, ellerinize kollarınıza sağlık. Allah'a iyi günlerde kullanmak nasip etsin. Yine isimsiz bir yazma oyası gelmiş. Yönetmenim onları ekrana veriyordur umarım. Yine isimsiz bir yelekle patikler var. Mesaj yazmamışlar uzun sürmesin diye. Evet. Takı kutusunu bir kere daha göndermiş izleyicimizin biri. Evet, izliyorum. Dikiş kutuları için teşekkür ederim. İzleyenlere, kırk yama tutkunlarına, arkadaşlara ve size kolay gelsin demiş. Ama kim dedi onu yazmamış. Türkan Hocam. Onun ha, Türkan Hocam mı? Aa, evet. Ben öyle, yani cümlenin gelişinden öyle anladım. Gerçekten. İzliyor evet, musunuz diye hayır, sordunuz ya biraz önce. Ay hocam vallahi kusura bakmayın. Arada kaynadınız böyle isminizi yazmayınca. Ben bir an için çok mesaj geliyor biliyorsunuz. Evet, bir sürü dikiş kutusu var bu hafta. Ben onların hepsini size ileteceğim zaten ama muhtemelen haftaya çekeceğiz şeyi de. Kura'yı. Çünkü okuyamadığım henüz birçok şey var. Mesajlar var. Hemen ben bir yandan çekiyorum. Aydın Nazilli'den göndermişti bu izleyicimiz. Devam edelim. Ben sana bakmıyordum. Niye gösteriyorsun? 5 dakikanız var diye arkadan bize uyarı geldi. Merhaba Mukadder Hanım. Ben Sevgi Dinçer. Bursa'dan kırk yama kursunda yapmış olduğum çantam sizin programı başladığı zamandan beri sizi hiç kaçırmadan izliyorum demiş. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Çantanızda güle güle iyi günlerde kullanın, harikasınız. Konya'daki Kadriye, bu da benim şapkam demiş. Bu da yelek. Hadi bakalım, ellerinize sağlık. Battaniyeyi hemen ekrana bir gelsin arkadaşlar. Berna battaniyeyi göstersin çünkü hakikaten çok güzel olmuş o da. Evet, Berna Zehra ablamın ellerine sağlık. Zehra ablam da bizim orada dükkanın orada bolca örüyor, battaniye siparişi çok falan alıyor. Güzel. Ama örgüleri o kadar güzel ki daha önce bir karpuz yelek vesaire getirmiştim. Ha, evet, yine evet. Onun örgülerinden getirmiştim. Ben battaniye arada böyle görelim. Çalıyorum. Zehra abla ne arkadaşlar. Olur bunu da ver, bunu da göstereyim izleyicilerimiz çok görsün diye. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel bir battaniye bu da. Evet, yani kenarına da dantelle, hazır dantelle süsleyince de o da bir İşçiliğe çok önem veriyor. Ya o kadar güzel katmış. Çalışıyor ki. Evet. Modeli muhteşem olmuş. Evet. Ama biz bu modeli isteriz. İnşallah. Bunu gösterelim. Gösteririz inşallah. Şahane olmuş. Çok çok kolay bir model aslında. Gerçekten. Gerçekten o kadar kolay ki. Ajurlu bir model ve şahane olmuş. Ellerine sağlık Zehra Hanım'a da kucak dolusu selam olsun. Senin de eline ayağına sağlık getirdim buraya kadar. İyi günler. Güzel Konya'dan. Bir şey gördüğüm zaman hiç kaçırmıyorum. Değil İlle mi? Görürsün tabii. Teşekkür ederim, sağ olasın. İyi günler Konya'dan Şerife. Bu da benim gerdirip ütülediğim şalım demiş. Ellerinize sağlık Şerife Hanım. Bir dikiş kutumuz daha gelmiş. Süpersiniz ya. Gemlik'ten geldi hem de. Harikasınız. Türkan Hocam izliyormuş. Eminim o da çok beğendi. Yazmış zaten beğenilerini. Ha, bu nedir? Merhaba herkese, Hatay'dan Lütfiye. Türkan Hocama da geçmiş olsun. Ben nihale tarzı yaptım ama kutuya dönüştürebilirim. Yapması eğlenceliydi. Sevgiyle kalın demiş. Buna Türkan Hocam karar versin. Ben yine onu da göndereyim kendisine. Dikiş kutusuna yanları birleşince kutu olacak zaten. Muhtemelen. Merhaba Mukadder Hanım, sizleri çok seviyoruz. Dantel şal modelleri. Ha, onu yazmıştı.
Altına tekrar merhaba Mukadder Hanım. Bu da benim kızım. Sizin programınızı çok seviyor. Müşerref Nur Meram Toki'den Rabia demiş. Müşerref Nur. Ay ben kız çocuklarına bayılıyorum zaten. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Hepsine de inşallah. Tabii erkek çocuklarını da seviyorum. Kesinlikle ayırmam. Erkek torunlarım da var. Hepsi muhteşem. Hayırlı evlat olsun inşallah. Hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Bol güneşli ve buz gibi Ankara'dan kucak dolusu selamlar. Alın bizden de o kadar. Konya'da öyle merak etmeyin. Berna Hocam ve Muradiye Hocama kolay gelsin. Seviyorum sizi. Hepinize kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Ankara'ya kucak dolusu selam olsun yine. Nazar Boncuğu programına sevgiler. Kızımla programınızı izliyorum. Ayrıca pullu patik, lif ve bebe patik şal modelleri rica ediyorum. Sevgiler Selda demiş. Karaman'dan kocaman selamlar demiş. Alınmış mıdır Berna'cığım? Şimdi... geçen sene 3 program falan üst üste pullu patik yaptık. Evet. Eski ve önümüze programları... evet. Her geldiğinde de bebe patiği yapıyoruz. Evet, geçen yıl yapmıştık dediği gibi. Hatta telefon, kabı, cüzdan ne ararsak bir sürü şeyler yapıldı. Evet. Geçmiş programlara YouTube'dan bakarsanız sevgili izleyicimiz oradan eminim bulabilirsiniz. Örgü yeleğe kaç yumak gidiyor? Ben Elazığ'dan Saniye demiş. Saniye Hanım 38 bedene 3,5 yumak gitmiş. Siz kaç beden örecekseniz ona göre inşallah yumak alırsınız sevgili izleyicimiz. Evet, patikler gelmiş, örgüler gelmiş. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Adana'dan selamlar demiş. Et Nuran'ın örgüleri Instagram hesabım demiş. Nuran Can Palat, ellerinize sağlık. Aa, çok düzgün olmuş gerçekten. Hemen görelim, geldi mi ekrana? Ben ekranda görmüyorum, bazen kaçırıyorum. Sonra bana herkes sitem ediyor. Niye göstermediniz diye. Evet. Çok düzgün ve çok güzel olmuş gerçekten. Ellerinize sağlık. Harikasınız. Adana'ya kucak dolusu selam olsun. Selçuklu'dan Hatice Şensözlüler. Sizi çok severek izliyoruz. Hocanın yeleği çok güzel. Nasıl buluruz demiş. Ben hemen sizin... numaranızı kendisine mesajınızı ileteceğim. Muradiye Hoca'nın zaten şeyi var. Instagram adresi. Arkadaşlar Instagram adreslerini ikisini de bir alt yazıya verebilir miyiz? Size zahmet. Ben bir yandan da hemen çekiyorum okumadan. Nazire Yağız İstanbul demiş. Kutuyu dikiş kutusunu yapmış göndermiş. Evet, elinize sağlık. Selamünaleyküm Mukadder Hanım ve hocalarım. Kolay gelsin. Başarılarınızın devamını dilerim. Berna Hoca'nın hırkasını yukarıdaki bu biraz önce okuduğum. Evet. Tekrar yazınca teşekkürler diye yazmış kendisi. Bir şey değil efendim. Biz sizler için buradayız. Elimizden geldiği kadar isteklerinizi göz ardı etmemeye gayret ediyoruz. Berna Hanım'ın önündeki battaniye mi acaba demiş. Evet, biraz önce gösterdik. Siz eminim daha önce yazdınız. Battaniye çok da güzel olmuş. Harika görünüyor şu anda da. Bir ara modelini uygulayacağız inşallah. Çok güzel olmuş. Zehra Hanım'ın ellerine sağlık. Hayırlı yayınlar Mukadder Hanım. Torunuma ördüğüm ceket ahududu modeli. Sizi sevgiyle izliyorum. Orhaniye Ilgın Zeliha demiş. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Güle güle giysin efendim torunlar. Bu yönden şanslı. Ben bu sene hiç yapamadım torunlarımı ama. İstanbul Merter'den yeğenlerime ördüğüm hırka eldiven bere takımım demiş. Çok da tatlı olmuşlar. Vallahi içindekiler... Örgüler bir güzel, içindekiler ayrı bir güzel. Maşallah. İstanbul'a Mertere kucak dolusu selam olsun. Öpüyorum ben o fıstıkları. Çok tatlılar çünkü. Maşallah. Yine bir isimsiz, mesajsız model gelmiş. Hemen onu da gösterelim. Merhaba Mukadder Hanım, hayırlı yayınlar. Ben Konya Karatay'dan demiş ama ismini yazmamış. İşler göndermiş izleyicimiz. İyi yayınlar. Sizi bugün kaçırıyordum Mukadder Hanım. Benimkini de yayınlar mısınız? Ankara'dan Kezban Aksoy demiş vallahi. İşte yetti süre. Son dakikalarda hemen geliyor ekrana. Yarım kollu yelek gibi bir şey. Yönetmenim. Pembeli. Evet, ekranda şu anda. Ankara'dan Kezban Hanım'ınmış. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Güle güle, iyi günlerde kullanılsın. Bitti diyorlar. Kamera arkasından görüyorum ama bakmamaya çalışıyorum. İyi yayınlar Mukadder Hanım. Benim yaptığım motif ceketim ve
Alime annemin yaptığı yelek Konya'dan izliyoruz. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de Allah'a emanet olun. Hepsi çok güzel. Ellerinize, kollarınıza sağlık. İlginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben her ne kadar arkaya bakmıyorum, işaretinizi görmüyorum desem de görüyorum. Bitirmek zorundayım bizden sonra daha. Birçok programlar var. O yüzden çok teşekkür ediyorum Muradiye'cim. Ben teşekkür ederim. Kırmadın, bu soğukta çıktın geldin. Ne sağ demek. Olasın. Sana Instagram adresinden ulaşabilir izleyicilerimiz. Evet. Yeleğin de harika olmuş. Her konuda sipariş alıyorsun değil mi? Evet. Bütün örgülü tarzında evet. Her şeyden. Hı-hı. Tamam, çok teşekkürler. Ben İnşallah teşekkür yine görüşürüz. İnşallah. Bernacığım sağ olasın, var olasın. Rica harikasın, ederim. Her zaman ne olduğu demek? Gibi teşekkür sende. Teşekkür ederim, sağ olun. Hırka zaten muhteşem, Zeynep'in de ellerine sağlık. Battaniye de bir o kadar güzel. İnşallah tekrar... İnşallah. Aynı programda, aynı burada yine buluşmak üzere diyeyim ben İnşallah. Sana. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok çok teşekkürler efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.